en iyi giyinen erkeği seçerdim. O konuda hiçbir iddiam yok. Bunu çok net söylüyorum. Bilmiyorum yani, iddiam yok. Teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Evet hani dikkat ederiz, ediyorum hani bir erkek olarak gibi, ama hani bununla ilgili bir iddiam ve bunu sahiplenebilecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. Evet yani. Peki bakışlarınız çok ön planda. Sağ olsunlar, teşekkür ediyorum. Yani güzel söylenen şeylere benim çok söyleyebileceğim bir şey olmuyor, teşekkür etmekten başka. Öyle her dönem dışarıda olan ve ortalıklarda olan bir oyuncu değilsiniz. Bir ara şey düşünmeye başladım ben, acaba yurt dışında mı yaşıyor diye. Nasıl başarıyorsunuz bu kadar büyük bir gizemi? Görmeniz için ne yapmam lazım onu da bilmiyorum. Tamam yani bir yerde yaşıyorsunuz, evde mi yaşıyorsunuz? Ben kapıyı kilitliyorum, içeriden dışarı çıkmıyorum. Kafamı bile uzatmıyorum, çekerler diye. Ya, yok tabii, hayatımı yaşıyorum aslında. Sadece eğer bu bahsettiğiniz şey magazinel bir süreçse ya da magazinel bir durumdan bahsediyorsanız denk gelmiyoruz bence. Kendimle ilgili kendimi çok böyle göstermeyi belki de yapı olarak sevmiyor olabilirim. Yani kendimle ilgili konuşmaktan da, kendimi o anlamda ortaya atmaktan da, hani bir oyuncu olarak o benim için daha keyifli ve daha özel olduğunu düşünüyorum. Peki efendim, son olarak şunu sormak istiyorum. Hani yoksunuz piyasada ama çok haberler çıkıyor biliyorsunuz. En sonunda Cansu Dere ile beraber olduğunuza dair haberler çıktı. Sizden doğru kelimeyi alalım. Ya onunla ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Öyle bir durum yok. Nereden çıktı onu da bilmiyorum. Ama tek onu söyleyebilirim. Yalan haber diyorsunuz. Yalan haber yani. Uydurdular. Evet.